Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda size toplu bir şekilde öğrencilerinizin HES kodunu nasıl eklersiniz onu anlatacağım. Bu işi yapan kişiler genelde rehber öğretmenleri veya sınıf öğretmenleridir arkadaşlar. İki şekilde yapılıyor bilginiz olsun. Bir Excel'den yükleme bir de manuel yükleme. HES kodu geçersiz ise eklemeyi yapamayacaksınız arkadaşlar. Bu HES kodu geçersiz diyecek. Ben burada sadece nereden yapıldığını göstereceğim. Hızlıca başlayalım. E-Devlet'e giriş yapıyoruz. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra toplu HES kodu sorgulama diyoruz arkadaşlar. Buradan yeni grup oluştur diyorsunuz. Bu 8 olsun. Grup 8 8B sınıf olsun hadi. Burada da bağlı bulunduğunuz okul, çalıştığınız okul, kurum neresi orası. Ben İntegral'de çalışmıyorum ama İntegral Eğitim Kurumları yazıp reklamlar olsun. İntegral eğitim kurumları. Tamam arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra kaydet ilerle diyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi şey grup adını işte sınıfın adı, grup açıklamasını bu oluşturma tarihi her şeyi yazdı. Siz buraya gelip arkadaşlar HES koduna 2222 yazalım. Bunu ekle kaydet dediğinizde ekleyip kaydedecek. Ama tabii bu şey yapmayacak. Geçersiz bir HES kodu olduğu için şu an eklemeyi yapamayacağız. Ama burada ekle kaydettiğinizde geçerli bir HES koduysa eklemeyi yapabileceksiniz. Birincisiydi arkadaşlar. Şunu silelim. Yukarı doğru çıkalım. Yukarıda arkadaşlar HES kodlarını Excel'den yükle. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınızda dosya ekleyin diyor. Dosyayı da masa üstünde HES diye şey açmıştım ben arkadaşlar. Bunu ekliyorsunuz. Buraya gelip kaydet dediğinizde arkadaşlar HES kodlarını buraya kendisi otomatik olarak ekleyecek. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Toplu bir şekilde HES kodları bu şekilde ekleniyor. Daha sonradan kontrollerin sorgusunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.